Benim özel kursumdan herkese merhaba. Bugün sizinle cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yaparken benzer terimler bir araya getirilir ve katsayıları toplanıp sonucun katsayısı olarak yazılır. Örnek 2x artı 3 artı x artı 2 cebirsel ifadesini en sade şekilde yazalım, çözün. Birinci yol toplama işlemini modelleyerek yapalım. X yerine bir tane küp korum. Bir yerine bir tane de üçgen korum olarak modelledim. Kaç tane küpüm var? 2 tane. 2x yerine 2 küp. Kaç tane üçgenim var? 3 tane. 3 yerine 3 üçgenim 1'i ifade ediyor. 3 tane koydum. Kaç tane x'im var? 1 tane. 1 tane küp koydum. Kaç tane 1'im var? 2 tane. 2 tane üçgen koydum. Yani şu üçgenlerin bir tanesi 1'i. 1, 2, 3. 3 yerine 3 tane üçgen koydum. Topluyorum. 2 tane küple 1 tane küp topladım. 3 küp yaptı. Yani 3x. Peki 3 tane üçgenle 2 tane üçgeni topladığım zaman ne yapar? 5 tane üçgen. Bunları topladığım zaman ne olur? 3x artı 5. İkinci yol. Ben ikinci yolu kullanırım soruları çözerken. Daha pratik, daha kolay. Benzer terimlerin katsayılarını ve sabit terimleri toplayarak yapalım. Benzer terimlerin altlarını çizelim. Şimdi cebirsel ifademe bakıyorum. 2x artı 3 artı x artı 2. Benzer terimler hangileri? Değişken olan terimler 2x ile x. Bir de sabit terimler 3 ile 2. Benzer terimleri kendi aralarına topladım. 2x ile x'i topladım. 3 ile 2'yi topladım. 2x ile 2'nin toplamı 3x. 3 ile 2'nin toplamı 5. 3x artı 5 şeklinde yazdığım zaman en sade şeklinde yazmış oluyorum. Soru. 8x artı 3 artı eksi 10x eksi 3. Artı işareti olduğu için bunu şöyle yazabilir miyim? 8x artı 3 eksi 10x eksi 3 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Parantezden dışarı çıkmayı öğrenmiştik. Ne yapıyordum? Benzer terimleri kendi arasında, sabit terimleri kendi arasında. 8x'ten 10x çıkarırsam ne kalır? Eksi 2x. 3'ten de 3 çıkarırsam ne kalır? 0. Bu durumda cevabım eksi 2x olmuş olur. Devam ediyorum. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi yaparken benzer terimler bir araya getirilir ve katsayılar çıkarılıp sonucun katsayısı olarak yazılır. Parantezin önündeki eksi işareti parantez kaldırıldığında parantez içerisindeki bütün terimlerin işaretini değiştirir. İşte bu çok önemli. Bunu adımız soyadımız gibi bileceğiz. Bunu bilmeden hep işlem hatası yaparız. Doğru sonucu bulamayız. 4x eksi 3 eksi 3x eksi 1 işlemin en sade içinde yazalım. Şimdi buradaki eksi ne yapıyor da parantezi kaldırdığında içerideki terimlerin hepsinin işaretini değiştiriyor. 4x eksi 3, normalde 3x'in işareti artı ya, parantezi kaldırırsam eksi yapar. Eksi 3x, eksi 1'in işaretleri ne yapar? Parantezi kaldırdığımda artı 1 yapar, tam tersi. 4x'ten 3x çıktı, 4x'ten 3x çıktı, x kaldı. Eksi 3 ile artı 1'i topladım, eksi 2 yapar, cevabım x eksi 2. Soru. 7x kare eksi 5x eksi x kare artı 2 eksi 8x eksi 3 işleminin en sade halini bulmuş. Şöyle yapıyoruz. Parantezleri kaldıracağım. 7x kare eksi 5x. Parantezi kaldırırsam şu terimlerin işaretleri değişiyor. Eksi x kare eksi 2 eksi 8x artı 3. Tam tersini yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Aynı değişkenli olan terimleri kendi arasında 7x kare eksi x kare 5x eksi 8x eksi 2 artı 3 toplamaya da çıkarma işlemini yapıyorum. 7x kare eksi x kare ne yapar? 7x kareden x kare çıkarırsam 6x kare yapar. Devam ediyorum. X'i terime bakayım. Eksi 5x eksi 8x eksi 5x ile eksi 8x'i toplarsam ne yapar? Eksi 13x. Devam ediyorum. Sabit terime geldim. Eksi 2 artı 3. Eksi 2 artı 3 ne yapar? Artı 1. Cevabım 6x kare eksi 13 6x kare eksi 13x artı 1. Devam ediyorum.
cebirsel ifadeyi doğal sayı ile çarpma. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarparken çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanınız. Yani doğal sayıyı cebirsel ifadenin her bir terimiyle tek tek çarparız. Örnek. 3 çarpı 2x-5 işlemini yapalım. Ne diyordu? Çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini. Yani parantez içerisine 3'ü dağıtıyorum. O zaman ne yapar? 3 çarpı 2x-3 çarpı 5 yapmaz mı? Eşittir. 3 kere 2x 6x yapar. Şimdi bunun çarpımını nasıl yapıyordum? 3 ile 2 çarpıyorum. X aynen kalıyor. 3 ile 5'i çarptım. 15 yaptı. Eksi 15. Cevabım 6x-15. Kilogram x artı 1 liradan 5 kilogram çilek alan biri kaç liradır? Kilogramı x artı 1'miş. 1 kilogramı. X artı 1 ise 5 kilogramı ne kadardır? 5 ile çarpımı değil midir? Şimdi bunu cebirsel ifadeye yazdım. Şimdi 5'i içeriye dağıtacağım. Bu da 5x artı 5 yapmaz mı? Yapar. Cevabım 5x artı 5 liraymış. 5 kilogramı 5x artı 5 lira. Soru. Bir çiftlikte x tane horoz ve horozların sayısının 3 katının 10 fazlası kadar keçi vardır. Şimdi x tane horoz varmış. Horozların sayısının yani x'in 3 katının 10 fazlası kadar ne varmış? Horoz varmış. Keçi varmış. Özür dilerim. Keçi. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamını veren cebirsel ifade. Şimdi x tane horoz varsa horozların kaç ayaklıdır horozlar? 2 ayaklıdır. Horozların ayak sayısı şöyle yazayım. Horoz ayak sayısı. X çarpı 2 değil midir? X tane horozun ayak sayısı 2 ile çarparım. X çarpı 2. Devam ediyorum. Keçi ayak sayısı. Keçilerin kaç tane ayağı var? 4 tane. Keçilerin sayısı neyi bulmuştuk? 3x artı 10 bulmuştuk. 3x artı 10'un kaçla çarpacağım? 4 ayaklı olduğu için 4 ile çarptım. Hadi bunu düzenleyeyim. Dağılım özelliğini kullanayım. 4 kere 4 çarpı 3x artı 4 çarpı 10. O da eşittir. 4 kere 3x 12x artı 4 kere 10 40. Cevabım bu. Diyor ki bu çiftlikte hayvanların ayak sayılarının toplamı. Şöyle yapayım. Hayvanların ayak sayıları. Yani horozla keçilerin ayak sayılarını toplayacağım. Horozunki neydi? 2x'ti. Artı. Keçininki neydi? 12x artı 40. Toplama işlemini yaptığımda 2x ile 12x'i topladım. 14x artı 40. Cevabım 14x artı 40'tır. Şurası çok önemli. Yani x tane horoz var. Horozların sayısının 3 katının. X'in 3 katı derse x ile 3'e çarpıyorum. Artı 10 fazlası dediği için artı 10 diyorum. Bu neye eşit? Keçilerin ayak sayısına eşit. Bunu cebirsel ifadeye dökmeyi öğrendiğimizde bütün cebirsel ifadelerle ilgili bütün soruları çözebiliriz. Örüntüler. Aralarında belirli bir kural bulunan sayı dizisine örüntü denir. Örüntülerin kuralını 2n artı 1, 5n eksi 3, 8n gibi ifadelerle gösterebiliriz. Buradaki n harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veren değişkendir. N'ye örüntünün temsilci sayısı veya genel sayısı denir. 4, 7, 10, 13 sayı örüntüsündeki ilişkiyi harflerle ifade edip 10. terimi bulunur. Şimdi ne yapıyorum? 4, 7, 10, 13. Arasındaki bir orana bakayım. 4 ile 7 arasında ne var? 3 yok mu? 4'e 3 ekledim 7. 3 ekledim 10. 3 ekledim 13. Arasındaki fark neymiş? 3'müş. Sıra 1. Birinci sırada 4 sayısı var. 3 eklediğim için 3 ile 1'i çarpmışım. Artı 1 demişim. 4 sayısını elde etmişim. 3 çarpı 1 artı 1 şeklinde. İkisinde ne yapacağım? Burayı sıraymış var. Şöyle yapıyorum. Arasındaki farkı buldum ya. Onu yazdım. Çarpı. Sıra neyse sırayı yazıyorum. 1 artı birinci terimde 1 ekliyorum. Sonra devam ediyorum. Arasındaki fark 3.
çarpı sıram 2 artı 1 zaten sabit terimdir. Bir aynen yazdım. Devam edelim mesela. Sıram 3. Bu sayı 10'du. Buradaki arasındaki fark 3 olduğu için 3 çarpı sıram neydi? 3 artı sabit terimin 1. Burası da 10 geliyor. Şurası geri gelmişti. Artık burayı bulabilirim. Burası n. Arasındaki fark 3'tü. Sırayla çarptım. Artı 1 dedim. Yani burası 3'e artı 1. Kuralım. 3'e artı 1. 10. terim 3 çarpı 10 artı 1. 10. terim dediği zaman n yerine 10 yazıyorum. 3 çarpı 10 artı 1'den 30 artı 1 eşittir 31'dir. Yani burayı bir daha anlatıyorum. Burası önemli. Silip bir daha anlatacağım burayı. Arasındaki farkı buluyorum. Yani arasındaki bağıntı ne? 3'tür. 3 artırılmış. Bu sayı örüntüsü nedir? 4'ten başlayarak 3'er artan bir sayı örüntüsü. O zaman 3'er arttığı için 3'ü yazdım. Çarpı 1. Sıra neyse birinci sıra. Yani birinci terimin. Birinci sıra. Bunu yazdım. 3 kere 1 3. Sayım 4 yapıyor. 4 yapmam için ne yapmam lazım? Artı 1 eklemem lazım. Demek ki bu en son koyduğum artı 1 neymiş? Artı 1. Sabit terim. Yani bütün terimlerimde olacak. Sabit terim. Devam ediyorum. Arasındaki fark neydi? 3. 3'ü yazdım. Çarpı kaçıncı sıra ya da kaçıncı terim? İkinci terim. Dediği için 2 yazıyorum. Artı sabit terimin 1 olduğu için 3 kere 2 6. 1 daha 7. 7'yi buldum. Devam edeyim mesela. Burası da 10. terim olsun. Hani benden 10. terim istiyor ya. Sıra 10 olsun. Terim dediği şey sıra. Burayı bilmiyorum. Benden sayı istiyor. O zaman ne yapacağım? Arasındaki fark 3, sıram 10 artı sabit terimim 1. Bu durumda 3 kere 10, 30, 1 daha 31. Yani 10. terimim ne geliyor? 31 geliyor. Kısa yol. Örüntüdeki artış miktarı ile birinci terim arasında ilişki kurulur. Artış miktarından eksik veya fazla şekilde yazılır. Soruda artış miktarı 3'tür. Bunun kısa yol çözümünü yapıyoruz şu an. Artış miktarı 3 olduğu için 3n yazılır. Birinci terim 4 olduğu için 3'e 1 eklersek 4 olur. Yani kural 3n artı 1. Soru. 103 sayısı kuralı veren aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisini herhangi bir adımında yer almaz? Ne yapıyorduk burada? 103 sayısına bakalım. Mesela n yerine burada deneme yanılma yolu yapacağız. N yerine 50 yazarsam, neden 50 yazdım? N yerine 50 yazarsam, N eşittir 50 için. 50 ile 2 çarptım, 100. 1'i topladım, 101 geldi. Şimdi 50 değil de 48 yazarsam 101'den daha küçük bir sayı gelir. 51 yazarsam, deneyeyim, 51 ile 2 çarptım. 100, 51 ile 2 çarparsam 102. Artı 1 koydum. 102 artı 1, 103. Aa geldi. N eşittir 51 için geldi. Demek ki A seçeneği var. Hangisinde yer almaz? 2N artı 2. Şöyle yapalım o zaman. N yerine 50 yazarsam 50 yazdım. 50 çarpı 2, 100. N eşittir 50 için 50 çarpı 2, 100. 2 daha 102 olmadı. 51 yazarsam büyük sayı gelir. Çünkü 51'de burası 103 gelirse buraya 104 gelir. 49 yazayım. 2 çarpı 49 nedir? 49 çarpı 2 98'dir. 98'de de 2'yi toplarsam eşittir 101 gelir. 101 daha az bir sayı geldi. 50 yazarsam 104 geliyor. Özür dilerim. 50 yazarsam 102, 49 yazarsam 101, 51 yazarsam ne geliyor? 104 geliyor. 53, yani 103'ü hiçbir şekilde bulamıyorum. Cevabımız B. Buna bakalım. Burada en yerine ne yazabilirim? 101 yazabilirim. N eşittir 101 için 101 artı 2 eşittir 103. 103'ü her türlü buluyorum. Burada ne yazabilirim? N eşittir. N eşittir 102 için N artı 1, yani 102 artı 1, 102 artı 1 eşittir 103 gelir. Yani D seçeneğinde de buldum, C seçeneğinde de buldum ama B seçeneğinde 101'i buluyorum, 102'yi buluyorum, 104'ü buluyorum ama 103'ü hiçbir şekilde bulamıyorum. Cevabımız B. Evet.
Arkadaşlar bugün sizinle cebirsel ifadeler konusunu işledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.